Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet, bilişim teknolojileri ve regülasyon nedir? Network sistem bu alanlarda hangi projeleri sağlıyor? Gelin birlikte dinleyelim. İzleyenlerimiz için öncelikle sizi tanımak isteriz. Ben 1971 Adana doğumluyum. 5 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. İlk orta ve lise öğrenimi Adana'da tamamladım. Daha sonrasında mesleğimden dolayı askerlik sonrası İstanbul'a yerleştim. Uzun bir aradan sonra da 13 yıl önce İzmir'e taşınma kararı verdim ve 13 yıldır da İzmir'de yaşamaktayım. Şirketiniz nasıl kuruldu, hangi amaçlarla kuruldu, öyküsünü dinleyelim sizden. İzmir'e geldiğimde normalde danışman olarak hayata devam etmek istiyordum. Ama ticaretten bir türlü kopamadım. Neticesinde 11 yıl önce network sistemi kurdum. Ve şu anda da faaliyetlerimize aralıksız olarak devam ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetleri konuşalım sizinle. Biz firmalara karlılık amacıyla danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Karlılık amacı dediğimiz olay nedir? Firmaların bilişim teknolojilerindeki çok karmaşalıklı yapılardan kurtulup kendi işlerine odaklanacakları ve bu konudaki tüm düşüncelerini bize bırakacakları bir yapı sunmaya çalışıyoruz. Bunların içerisinde ağ yapılanmaların en temel olan kablolamadan en üst segmenti olan sistem kurulumlarına kadar olan tüm aşamaları yapıyoruz. Ağ yapılanmalarında daha çok hedefimiz günümüzde marka çeşitliliğinin çok olması, müşterilerimizde yapacakları işlerin nasıl bir network altyapısıyla çözüleceği konusunda oldukça sorunlar teşkil etmektedir. Bu konuda kendilerine hem maddi hem manevi destek oluyoruz. Maddi desteğimiz şu şekilde, yapacakları işe göre biz bir plan proje hazırlıyoruz. Bunu kendileriyle birlikte bir analiz aşamasına getiriyoruz. Bu analiz sonucu çıkan verileri toparlayarak müşterilerimizin işlerini daha aktif nasıl çözebilecekleri yönünde yol haritası çizmiş oluyoruz. Bu sayede network yapılanmalarını doğru ve ileriye doğru genişleyebilir yapıyorlar. Kendileri de işlerine daha çok adaptasyon sağlayıp kendi işlerini daha fazla düşünür hale geliyorlar. Peki şimdi düzenlemek ve ayarlamak anlamlarına gelen regüle etmek, yani regülasyondan da bahsedeceğiz sizlerle. Açılışımızı yaparken söylemiştim bunu. Bilişim teknolojileri regülasyonu nedir? Bu anlamda hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Şimdi, bilişim teknolojileri regülasyonu dediğimiz zaman aslında dijitalleşmenin getirmiş olduğu bir takım zorluklar var önümüzde. Her geçen gün dijitalleşmeyle birlikte günümüzde çok fazlasıyla verinin değersizleştirilmesi ve ele geçirilmesi dediğimiz, daha doğrusu hackerlık dediğimiz olayla karşılaşmaktayız. Bu da verinin güvenliğini tamamen tehlikeye atmakta. Biz bunun için müşterilerimizin ellerinde mevcut olan yapının daha verimli nasıl kullanılabileceği konusunda kendilerine bir yol haritası çizmiş oluyoruz. Bu sayede hem veri güvenliğini sağlamış hem de kendilerinin veri akışkanlığını sağlayan altyapılarını güçlendirmiş oluyoruz. Buradaki eksiklerini belirterek, belli puantajlara oturtarak, uluslararası standartlarda puantajlama sistemimiz var. Bunlara göre, yani daha doğrusu bunu risk olarak algılayabiliriz. Bu risk analizlerini yaparak kendilerinde nasıl bir altyapı çalışması olacağı, bu altyapı çalışmasının nasıl sağlanacağı, ilave olarak almaları gereken tedbirlerin ne olacağı konusunda proje hazırlamış oluyoruz. Şimdi veri güvenliği dediğimiz zaman ben biraz daha üzerinde durmak istiyorum bu konu. Çünkü çokça merak edildiğini düşünüyorum. Özellikle şirketler olsun, kişisel verilerimiz olsun ve kişisel sosyal medya hesaplarımız olsun. Gün içinde aslında birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Hem şirketler için hem de kişisel verilerimizi korumak için sizden öneriler alalım mı? Şimdi öncelikle güncellenebilir orijinal yazılımlar kullanmak hepimiz için çok faydalı olan bir şey. Günümüzde bu maalesef Türkiye'de oldukça yüksek oranda kaçırılan bir nokta. Birincisi bu, en önemli aşamamız. İkinci aşamamızda da doğru sistemleri kullandığımızdan emin olmamız gerekiyor kurumlar için özellikle. Doğru sistemler derken nelerdir? Bizde şöyle bir algı vardır. Güvenlik duvarı dediğimiz firewall cihazlarını kullandığımızda
biz tamamen risklerden arınmış olduğumuzu düşünüyoruz. Birçok kurumda bununla karşılaşıyoruz. Aksine böyle bir tabir yoktur. Tabii ki güvenlik duvarı ilk etapta internet üzerinden size doğru gelebilecek bir saldırıyı engellemek için ilk aşamadır. Ama genellikle bir hacker mantığıyla düşündüğünüzde bizim saldırılarda içeriden dışarıya doğru dediğimiz bir atak vardır. Yani içerideki bir kullanıcıyı ele geçirerek tüm sistemin ele geçirilmesi. Truva atı gibi kaleyi içten fethetme dediğimiz mantıkla çalışırlar. Burada da yapılan şey tamamen içeriden bir mail yöntemiyle veya işte indirmiş olduğunuz bir program yöntemiyle veya banka hesaplarınızdaki hareketin izlenmesi, gölgeleme dediğimiz üst üste geçirilmiş farklı bir web sayfası, hayalet olarak da belki duymuşsunuzdur. Bu şekilde bir yapılanmayla ele geçirme mantığına giderler. Buradan içeride bir kendilerine geçiş noktası sağlarlar. Biz burada en başta regülasyon tarafında da bahsettiğimiz standartlarda yaptığımız bir güvenlik taraması. Bunları pen test diyoruz, penetrasyon testi. Penetrasyon testleri sayesinde portsal yapılarında, hangi yapılarda, hangi kullanıcıda ne gibi eksiklikler var, bunların belirlenmesi ve bu belirlendikten sonra da bunların giderilmesi oldukça önemli. Firmaların genellikle penetrasyon testlerine biraz ağırlık vererek yılın belli dönemlerinde bu testleri yaptırarak kendilerindeki skorları belirleyebilirler. Dolayısıyla da ne kadar güvenli olduklarını tespit edebilirler. Biz bu konularda da çalışma yapıyoruz. Penetrasyon testleri konusunda da. Oldukça güvenilir kaynaklardan, uluslararası geçerli olan kaynaklardan. Bunun raporunu da kendilerine iletiyoruz. Ayrıca veri güvenliğindeki en büyük hassasiyetimiz de olması gereken de biz uçtan uca güvenlik dediğimiz bir olay vardır. Yani sizin ağ yapınız ne kadar güvenliyse internet tarafından gelen kaynaklarınız ve içerideki akışkanlığınız son kullanıcı güvenliğini de sağladığınız zaman herhangi bir sorunla karşılaşacağınızı artık düşünüyoruz. Tabii ki hiçbir sistem %99 güvenli değildir. Yani bu da bir gerçek. Bunu kaçırmamak gerekiyor. Şimdi bir diğer önemli konuya daha değinelim. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken. Ağ optimizasyonu nedir? Siz bu anlamda hangi çalışmaları ve desteği sağlıyorsunuz? Ağ optimizasyonu aslında bu da bir nevi mevcut bir ağın bant genişliği dediğimiz. Yani akışkanlığını denetleyen ve bunun firmalarda veya daha doğrusu büyük kurumlarda, büyük networklerde olması gerektiğini düşündüğümüz iş verimliliğini artıran çok önemli bir unsuru. Neler yapılır ağ optimizasyonuyla ilgili? Eğer ağınızda bir aksaklık varsa iletişimsel olarak birçok şeyden maruz kalabilirsiniz. Yani gelen internetinizin içeride düzenli bir şekilde dağılması gerekmektedir. Tüm kullanıcılarınızda eşit bir bant genişliğinde bir akışkanlık sağlamanız gerekir. Eğer IP kanallı bir VoIP sistemine sahipseniz, iyi bir sağlıklı bir ağ optimizasyonunuz yoksa burada kesilmelerle karşılaşırsınız. Eğer bir görüntü aktarımınız varsa buradaki görüntü aktarmanızda kesilmeler olur, titremeler olur. Veri akışkanlığında da paketlerin gitmemesinden dolayı kaynaklı olan iletişimsel aksaklıklar görülür. Bu aksaklıklar neticesinde de içerideki veri akışkanlığı oldukça sıkıntıya uğrar. Bu da müşterinin hem iş kaybına hem maddi kayıplarına neden olabilir. Ki bunlarla ilgili de çokça şikayet alıyoruz. Birçok firma, özellikle uluslararası iş yapan firmalar, burada IP telefon sistemlerini çok kullanırlar ama düzensiz bir ağ akışkanlığına sahiplerse konuşmalarında sürekli olarak bir kesilme ve iletişimde bir kopuklukla karşılaşırlar. Veri aktarımlarında eğer bir sunucu sisteminiz varsa, bu sunucu sisteminden veri alıyorsanız, lokal bir network'te dahi olsa, eğer bir ağ optimizasyonu sağlıklı bir şekilde yapılmadıysa, burada güçlendirmelere gitmediyseniz, sunucu ile iletişiminizde ciddi sıkıntılar çekersiniz. Bu da sizin verisel olarak yazılımlarda kullanmış olduğunuz ticari yazılımlarda veya işte almak istediğiniz raporlarda ciddi sorunlar çıkartabilir. Bazı verilerde kayıplar yaşayabilirsiniz. Bunların olmaması için de en başında bahsettiğiniz ağ optimizasyonu tamamen firmalarda ciddi bir şekilde uygulanması gerekiyor. Hem veri güvenliği açısından da çok önemli, hem de veri akışkanlığı açısından da muazzam derecede karlılık amacı gütmekte olan bir durumdur. Öyle özetleyebiliriz. Peki, birçok önemli noktaya ve aslında kafalarda soru işareti olan konulara değindik ve açıkladık. Şirketinizin gelecek hedefleri nelerdir peki?
Biz şirket olarak yine network ve sistem konularında kendimizi üst düzeyde geliştirerek Türkiye genelinde bir yaygınlığa sahip olmak istiyoruz. Bununla ilgili de ciddi çalışmalarımız var. Şu anda bir takım belgelendirme aşamalarındayız. Bu aşamaları tamamladıktan sonra önümüzdeki günlerde daha yaygın bir yapıyla değişik bölgelerde, değişik hizmetlerle yine veri güvenliği, ağ optimizasyonu işleriyle müşterilerimize ulaşmaya çalışacağız. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir mesaj var mıdır? İzleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Yani günümüzde veri gerçekten çok kıymetli. Verinin kıymeti o kadar yüksek derecede ki bugün kişisel verilerden yola çıkarak baktığımızda bir insanın hayatıyla oynanabilmektedir. Şirketsel alanlarda baktığımızda ise bir şirketin yok olmasına neden olabilecek düzeyde bir tahribat yaratabilir. Bu nedenle ciddi anlamda herkesin orijinal yazılım kullanması, bunlarla ilgili çok küçük yatırımlarla alınacak olan önleyici paketlerin alınması ve mutlaka ki bir danışmanların olması çok önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu kıymetli için. Bilgileri bizimle paylaştınız, izleyenlerimizle paylaştınız. Daha güzel çalışmalarda inşallah bir araya geliriz diye. İnşallah, çok teşekkürler. Yayınlarımız devam ediyor. Bizimle kalın. Bir Lifestyle bölümünün daha sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, bugün de ekonomiden modaya, iş dünyasından yaşam tarzı trendlerine kadar birçok konuda bilgi ve deneyim paylaştık. Umarız programımız sizlere yeni bir bakış açısı kazandırmış ve keyifli anlar yaşatmıştır. Bir sonraki bölümde yeni konular, yeni bilgiler ve ilham verici içeriklerle tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.